Merhaba arkadaşım, ben de hoca. Kanalıma hoş geldin. Bakalım Nuh'un gemisi bu kez hangi koyda demirleyecek ve seni hangi konudan check-up alacak? Ne dersin? Evet, bugünkü check-up'ımız kümeler konusunda. Mantık konusundan check-up'a girmiştin. Sayı kümelerinden girmiştin, şimdi de kümelerden. Her şey tanımda gizlidir deyip hemen ilk sorumuz geliyor. Küme ne demektir? Önce sorularımı soracağım, arkasından sana belli bir süre veriyorum. O sorular esnasında dönüp cevaplandığını soracağım. Ama burada öncelikle yapmamız gereken şey şu. Yani bir öğrenci kümeler konusunda ne bilmeli? Neleri bilmeli? İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Sen eğer bu sorduğum soruların cevaplarını biliyorsan hiçbir problemin yok. Soru çözmeye devam. Ama yok, bilmiyorsan mutlaka bunları tamamladıktan sonra soru çözersin. Evet, hemen başlayalım. Daha fazla gevezelik yapmayalım. Tanım gelsin bakalım. Bakalım kümenin ne olduğunu biliyor musun? Küme ne demektir? Ya hocam, tanım çok önemli. Gerçekten çok önemli. İnan çok önemli. Her şey tanımın içinde gizlidir. Peki kümeler adlandırılırken hangi harfler kullanılır sence? Artı kümenin elemanları. Denk küme ve eşit küme ne demektir? Yani iki küme birbirine nasıl denk olur? Nasıl eşit olur? Hiç düşündün mü? A kümesi B kümesine denktir diyor. Ya A, B'nin alt kümesidir diyor. Ne demek bu? A, B'nin alt kümesidir. Sen alt küme sembolünü hatırlayabiliyor musun? Ya da B, A'yı kapsar diyor. Bunlar mutlaka bilinmesi gereken şeylerdir. A alt küme B, B alt küme C'dir. Haydi bakalım. Bir de bunun şeklini çiz diyor, değil mi? Onun da başka bir adı var. İşte onu sordum. Kaç çeşit küme gösterimi vardır? Hocam çok mu önemli? İnan çok önemli. Bilmen gerekiyor. Kaç çeşit küme gösterim vardır? Çünkü matematikte diğer konuları tanımlarken biz bu küme gösterimlerinden faydalanırız, değil mi? Ya kümenin eleman sayısı, sayılabilir küme, sayılamayan küme. Hatta sayılabilir sonlu küme, sayılabilir sonsuz küme. Ne ilginç bir cümle, değil mi? Sayılabilir sonlu, sayılabilir sonsuz. Sonsuzu nasıl sayacağız biz? Onun için adı sayılabilir sonsuz. Ya bir de hiç sayılamayan küme var. Elemanlarını sayamıyorsun. Mesela örnek mi istiyorsun? Sıfırla bir arasındaki rasyonel sayıları say diyor bana. Nereye sayıyorsun? Avanta mı? Say da göreyim. İnsanoğlu bazen öyle böbürleniriz ya, biz şöyle yaparız böyle yaparız. Hadi yap da görelim. Bu oyunun ölçüsünü alalım derler ya. Evet. Bunları biliyor musun? Ya kümelerde işlemler ne dersin? Hani bizim toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemimiz var, değil mi? Dört işlem diye ilkokuldan sonra bize ezberletirler toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Peki kümelerde hangi işlemler var? Ne dersin? Kaç tane küme işlemimiz var? Bunların tanımlarını, içeriklerini, yapılarını biliyor musun? Şekillerini grafik üzerinde çizebiliyor musun? Eğer bilmiyorsan mutlaka bunları da öğrenmeliyiz. Peki bütün kümeleri içerisine alan, hani bizi içerisine alan uzay var ya, dışarıya baktığındaki boşluk. Peki üzerinde işlem yaptığımız bütün kümeleri kapsayan kümenin adı nedir? Ve hangi harfle gösterilir? Ve bu kümeye ne söyle, ne ad verilir? Peki bir kümenin dışında kalan elemanların oluşturulmuş olduğu kümeye ne ad denir? Ne ad verilir? Ne dersin? Bunların hepsine hakim miyiz? Artı bu küme işlemlerinin özelliklerine hakim miyiz? Hani tek kuvvet özelliği, birleşme özelliği, değişme özelliği gibi özellikler vardı. Bunların hepsini biliyor muyuz? Sembolik mantıktan kümelere geçiş yapabiliyor muyuz? Ne dersin? Evet. Arkasından da zaten küme problemleri geliyor, değil mi? Tamamen Türkçe, biraz da basit bir denklem. O zaman bakın, soruları sordum. Sen de zihninden zannedersen bu soruların cevaplarını içinden ya da dışından söyle. Peki hadi gel birlikte tekrar edelim mi? Bu soruların cevaplarını birlikte vermeye çalışalım. Hemen başlayalım. Küme nedir dedik. Küme, hatırla, ilkokulda canlı ve cansız nesneler topluluğu deniyordu. Ama liseye geldiğinde büyüdüğün için artık biz sana kümeyi şöyle tanımladık. İyi tanımlı nesneler topluluğu. İyi tanımlı. Ya hocam ne demektir Allah aşkına iyi tanımlı nesneler topluluğu?
tanımı olması, iyi tanımı olması, sınırlarının belli olması lazım. Mesela dünyadaki kuş türlerinin kümesini oluştur desem oluşturabilir misin? Oluşturamazsın. Belki de hala türü belli olmayan kuşlar vardır değil. Onun için mesela rakamlar kümesi harika. Rakam neydi? 0'dan 9'a kadar olan semboller. Bak iyi tanımlı budur işte. Hiç kimsenin zihninde ne yapmıyor? Bir şüphe oluşmuyor. İyi tanımlı bu. Ya da alfabemizdeki harflerin kümesi. Eyvallah. Ya da 1'den 100'e kadar doğal sayıların kümesi. Eyvallah. Hiçbir sıkıntı yok. Değil mi? Peki küme göster. Küme isimleri nasıl belirtiyor? Büyük harfler. ABC kümeleri diyorduk değil mi? ABC. Aslında kendi isminin baş harfini de verebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Ama genelde kural olmuş. A kümesi, B kümesi gibi. Küçük harf mi, büyük harf mi? Elbette büyük harf kullanılır. Ve kümenin elemanları da bir aralarına ya da küçük harf kullanılır. Küme gösterimleri dedik. Çok önemli. Liste yöntemi, Venn şeması yöntemi ve ortak özellik yöntemi. Hele de bu ortak özellik yok mu? Harika. Yani kümeyi oluşturan elemanların tamamının ortak bir özelliği varsa bunu kullanabiliyorsun. Ve hatta mesela rasyonel sayılar kümesini tanımla dediğimizde bakın rasyonel sayılar kümesi değil mi? Orada da net bir tanımlama var. Sen bunu bana anlat bakayım. Nedir rasyonel sayılar kümesi? İşte biz ne diyoruz? İşte öyle x'lerden oluşmuştur ki evet şey x ve y'lerden oluşmuştur ki x ve y tam sayı olacak. X bölü y şeklindeki ki y sıfırdan farklı kesirlerin oluşturulmuş olduğu küme. Burada kullandığımız gösterim ne gösterimidir? Elbette ki ortak özellik yöntemi gösterimidir. Değil mi? Onun için demek ki küme gösterimleri 3 tane Venn şeması, liste yöntemi ve ortak özellik yöntemi. Denk küme dedik. Eleman sayıları eşit olan kümelere denk küme. Ya eşit küme? Ve kardeşim iki kümenin eşit olabilmesi için hem eleman sayıları eşit olmalı hem de yetmiyor. Elemanları eşit olmalı değil mi? Biz onlara da ne diyoruz? Hem eleman sayıları hem de elemanları eşit olan kümeler. Peki bir kümenin sayılabilir küme olması, sayılabilir sonlu küme. Mesela 1'den 100'e kadar sayıdan oluşturduğu, doğal sayıdan oluşturduğu küme. Nedir bu? Sayılabilirdir değil mi? Peki sayılabilir sonsuz küme. Doğal sayılar kümesi. Nasıl sayılabilir? 1, 2, 3, 4 diye say. Ama nereye gidiyor? Sayılabilir sonsuz. Sonu var mı bu adamın? Yok. Sayabiliyor musun? Sayabiliyorsun. Ama biz buna ne diyoruz? Sayılabilir sonsuz küme. Ya bir de sayılamayan sıfırla bir arasındaki rasyonel sayılar. Nasıl sayacaksın? Bir say da göreyim. Kimin gücü yeter değil mi? Sıfırla bir arasındaki rasyonel sayıların kaç tane olduğunu söyledi. Söyleyemez. Söyleyemeyiz. Söyleyemezler. Onun için sen de rahat ol. Bunlar tamam. Küme işlemleri dedik. Değil mi? Hatırladın mı? Birleşim işlemi, kesişim işlemi, fark işlemi. Değil mi? Bak birleşim, kesişim, fark. Peki bitti mi? Bir tane daha var sanki değil mi? Kümelerde kartezyen çarpımı işlemi. Çok kıymetli. İki kümenin kartezyen çarpımı. Kartezyen çarpımı olmasaydı bağıntı olmazdı. O olmasaydı fonksiyon olmazdı. O olmasaydı matematik olmazdı. O zaman da sen de şöyle diyorsun işte. Allah kahretsin hocam keşke hiçbiri olmasaydı değil mi? Evet. Öyle diyen arkadaşlarımız da vardır. Onlara da saygı duyuyorum ama yapacak bir şey yok. Bunlar var. Yani kümelerde kartezyen çarpımı tuttuk ki sıralı 2 ile başlıyor biliyorsun. Arkasından kartezyen çarpım, arkasından bağıntıyı tanımlamışız, arkasından fonksiyonu tanımlamışız. Ondan sonra tut tutabilirsen matematiği, bu fonksiyonların artanlığı, azalanlığı, türevi, integrali, limiti derken almış başını gitmiş. Ortaya muhteşem bir bilim çekmiş değil mi? Ve suyun gözü neresidir işte? Belki önemsemiyorsun ama kümelerde işlemlerdir. Demek ki 4 tane ana işlemimiz var. Birleşim, kesişim, fark ve kartezyen çarpım. Ya bir de kümenin tümleyeni vardı değil mi? A kümesinin dışında kalan. İyi de A kümesinin dışında kalacak da neyin içinde kalacak? Hatırladın, anladın sen benim dediğim. Neydi? Bütün kümeleri içerisine alan kümeye
ya da üzerinde işlem yaptığımız bütün kümeleri kapsayan kümeye ne ad veriyorduk? Evrensel küme. Büyük E harfiyle gösteriyorduk. Onun dışında küme yok. Üzerinde işlem yaptığımız bütün A, B, C, D, E hangi kümeden bahsediyorsan evet hepsi o evrensel kümenin bir alt kümesidir. Peki evrensel kümenin içerisinde bir A kümesi var. Tamam. Bir de A kümesinin dışında kalan elemanların oluşturduğu küme var. İşte oraya da ne diyorduk? A'nın tümleyenin kümesi diyorduk. Neydi bu birleşim, değişim, kesişim, işte birleşme özelliği işlemlerde? Mesela A birleşim A. Tek kuvvet özelliği değil mi? A kesişim A. A birleşim B, B birleşim A'ya eşit mi? Ya da A kesişim B, B kesişim A'ya eşit mi? Yani değişme özelliği var. Bunların hepsini hocam sana anlattı. Evet, bunları hakikaten biliyorsan hiçbir problem yok. Yürü aslanım, kim tutar seni? Ama yok, bilmiyorsan lütfen kanalımda kümelerle ilgili videoları izle. Piyasadaki çok kıymetli, çok değerli hocalarımızın da kitaplarından destek al. Bol bol sorular çöz. Çünkü hem üniversite sınavında TYT ve AYT'de soru gelen bir konu, hem de dediğim gibi diğer konulara zemin oluşturan, temel oluşturan bir konudur. Ha, küme problemlerini de sakın unutma. Orada anlatacak bir şey yok küme problemlerinde. O tamamen okuyacaksın, anlayacaksın. Basit denklemler kurarak o soruları çözeceksin. Tabii birleşimi, kesişimi, farkı da bilmek kaydıyla. İnşallah faydalı olmuştur. Ve bu şekildeki check-up'larımız devam edecek. Bundan sonraki check-up'larda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak.